Arkadaşlar merhaba ben işte Ocağı 49 günde TTC kampında geldik 35. güne inanılmaz gidiyoruz paragraftayız parçayı konuşuyoruz parçanın anlatımını konuşuyoruz yapısını konuşuyoruz her şeyini konuşuyoruz önce ders notlarımızdan soru tarzını bir alıyoruz sonra kitabımızdan da soru bankasından da sorularımızı çözerek gidiyoruz çok güzel gidiyoruz sindirerek gidiyoruz içiniz çok rahat olsun çok doğru gidiyoruz yani hem dil bilgisinde yeteri kadar zaman ayırdık dil bilgisinde fazlaca hem sözcük cümle paragrafta inanılmaz detaylı, inanılmaz derinlemesine işliyoruz arkadaşlar. Bakın paragraf konu anlatımı bitti. Ama bakın dünden beri ondan önceki günden beri yani günlerdir soru tarzı konuşuyoruz. Bugün yine soru tarzı konuşacağız. Soru tarzlarına hakim olan bir öğrenci sınava tam anlamıyla hazırlanıyor demektir. Çünkü konuyu çoğu zaman anlıyoruz ve hep şunu duyuyoruz ya hocam vallahi çok iyi anladım eyvallah teşekkürler ama soruları çözemiyorum. İşte bunun önüne geçmek için bu kampa ihtiyacımız var. Konuyu anlarız ama soruya gelince ne demek istediğini anlayamayabiliriz. Çok normal. Onun için soru tarzları çalışmaya devam ediyoruz. 35. gün soru tarzımız videomuz gelsin hocam. Evet arkadaşlar 35. günde yine iki tane soru tarzı göreceğiz. Konu anlatım kitabımızı açtık. Bakın çok güzel bir soru tarzı var. Gelme ihtimali çok yüksek. Geldiğinde de sürekli 3 deyip 4 çıkan, 4 dediğinizde 5 çıkan bir soru tarzından bahsediyoruz. Abi öğrenci diyor ki hocam kesin cevap 3 diyor. Bir bakıyoruz 3 değil 4 mesela. Hocam cevap kesin 2 diyor. Bir bakıyoruz 3 çıkıyor falan. Hep bu böyle. Neymiş soru tarzı gelin bakalım. Şimdi bize bir cümle verilir de genelde tırnak içinde soru kökünde vardır bu cümle. Hangisinden sonra getirilmelidir diye sorulursa ova işte burası sıkıntı. Bak Verilen cümledeki anahtar kelimeyi vurguyu yakalamalı ve bu vurgunun olduğu cümleyi seçmeliyiz. Bak burası artı bir net arkadaşlar ve inanılmaz bir dertten, çileden, sıkıntıdan kurtulmuş olacağız. Öyle böyle değil. Bak bize bir cümle veriliyor. Daha doğrusu 5 tane cümle veriliyor ve soruda bir tane cümle veriliyor. Diyor ki soruda yukarıdaki diyor numaralı cümlelerden hangisinden sonra diyor. İşte tık, tık 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 cümleyi söylüyor. Bu cümle getirilirse diyor ya da getirilmelidir diyor anlam bütünü sağlanması için. Şimdi Öğrenci birden sonra deniyor, ikiden sonra getiriyor, deniyor, üçten sonra getiriyor, deniyor, dörtten sonra ha oluyormuş diyor ama on dakika geçiyor. Bize verilen cümledeki anahtar vurguyu yakalayacağız. Yani bu cümlenin vurgulamak istediği şey budur diyeceğiz. Ve onu arayacağız cümlelerde. Hangisinde azıcık bile bulunsa o bizim doğru cevabımız olur. Bu cepte bir kalsın. Parçada boşluk verilir de hangisi getirilmelidir diye sorarsa da boşluğa en yakın ifade okunmalı ve seçenekler denenmelidir. Yani adam bize metni verdi. Şurada bir yerde bir boşluk var devam ediyor. Şu boşluk için kendinizi parçalamanız, parçalamanıza gerek yok. Öncesini azıcık okudum en yakın kısmı. Azıcık sonrasını bitti ortada verirse. E başta verirse bir sonraki. Sonda verirse bir önceki. Yani boşluğa yakın ifadeleri bir iki cümleyi okuyup hemen seçenekleri denemenizde büyük fayda var. Şimdi çok önemli iki soru tarzını konuştuk ama havada kaldı. E işte gelin isterseniz şu dakika itibariyle hemen soru bankamıza geçelim. 35. günü açalım. Evet arkadaşlar geldik kitabımızdan 35. güne. Şimdi parçanın yapısı 3. Yani 3. soru tarzı. Birincisi akış bozmaydı. ikincisi ikinci parçaya geçti. Üçüncüsü bakalım ne olacak. Evet hangisinden sonra getirilebilir? Şimdi bana verilen bu cümle ne gibi vurgu içeriyor ona bakacağım ve sonrasında nasıl gelmeli, nasıl devam etmeli, bu cümle nasıl bitmiş onlara bakacağım. Bunlar çok önemli. Bak ne diyor. Hangisinden sonra söz konusu olguları ve bunlar arasındaki karmaşık ilişkileri inceleyip çözümleyen çok yönlü isimlerden biridir halk bilimi. Yani biri de halk bilimidir diyor. Halk bilimi vurgusu var. Çok yönlü olduğunu söylüyor falan. Başlayalım. İnsanın duygu, düşünce, algı, sezgi ve davranışlar arasındaki ilişkileri inceleyip çözümlemek. insan ve toplum bilimi çalışmaları içindeki en zor konular arasında yer almaktadır. Güzel, güzel bir giriş cümlesi bu. Başlatıyor. Tamam hocam. Yine bunlar içinde geleneksel ve kültürel, popüler daha doğrusu iletişimsel formların sosyolojik ve psikolojik temellerini inceleyen kültürel çalışmalarda araştırılması zor olan alanlardır diyor. Bakın dikkat. Ne demişti bize? Karmaşık yapıları incelemek, çözümlemek çok yönlülük. Burada ne diyor? İşte popüler olan, geleneksel olan sosyolojik, psikolojik temeller. Yani çok yönlülüğe vurgu yaptı, 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 yaptı. Sonra ne diyor? Bu bilimin yalnızca hangi bilimin halk bilimidir diye bitecek. 2'den sonra gelsin ki halk bilimidir diye bitsin. 3 numarada bu bilimin yani halk biliminin diye başlasın. Doğal olarak doğru cevap kesinlikle 2 olacak. Yani bana verilen cümlede çok gönüllülük, karmaşıklık 2 numarada çok güçlü hissettirildi. 2'den sonra bu cümle gelirse 3 de zaten bakın bu bilimin diye başlıyor. Tadından yenmez. Doğru cevap kesinlikle Bursa olacak. Burada da açıklamamızı saniye saniye izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Sayfa 138'deyiz. 139 size ödev olacak. Gelin bu soru tarzını bir daha böyle tane tane ele, ele, alalım. Hadi bir daha bakalım. Hangisinden sonra bakın. Sınav kaygısının performansa, kişilik gelişimine, fiziksel ve ruhsal sağlığa, yaşam algısına olumsuz etkileri bulunmaktadır. Tamam sınav kaygısının olumsuz etkileri. <laughs> Aldım hocam. Şimdi ne yapacağım? Sınav kaygısıyla ilgili bir şey okuyacağım. Onu söyleyecek ki sonra bu cümleyi getirebileyim. Yani, ama bu sınav kaygısıyla ilgili hani buradaki sıkıntıya, olumsuz etkiye değiniyor olması da lazım. Başlayalım bir numara. Sınav kaygısı öğrenciler arasında ortak ve potansiyel olarak ciddi bir sorundur. Güzel. Ülkemizde bu çok bir açıcı cümle daha. Bismillah cümlesi bu. Azıcık açsın. Ülkemizde yapılan üniversiteye giriş sınavı gençlerin geleceği açısından önemli bir yere sahip olduğu için sınav kaygısı lise son sınıf öğrencilerinde ve liseden mezun öğrencilerde diyor oldukça sık karşılaşılan bir sorundur. Sınav kaygısının bakın dikkat cevabı getiriyorum. Performansa, kişilik gelişme vesaire olumsuz etkileri vardır. Bu nedenle bakın bu nedenle ya, sorundur evet o zaman bu nedenle der misin? Hayır. Yani araya getireceğin ifadeden sonraki başlangıç da çok önemli. Az önce yapmıştık. Bakın 3 numarada ne diyor? Bu nedenle sınav kaygısına yönelik tedavilerin yani olumsuz etkisi sorun 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 dedi de olumsuz etkileri olduğunu burada bir söyleyelim. Sonra da artık yavaş yavaş bu nedenle sınav kaygısına yönelik tedavilerin artık tedavi süreci bir zahmet başlasın. Doğal olarak doğru cevap kesinlikle Bursa olacak. 35. günde birini sorumuzda arkadaşlar. Yani bize verilen cümle nasıl bitiyor? Cevap 2 ise 3 ona uygun başlıyor mu? Cevap 3 ise mesela 3'ten sonra geliyorsa 4'ün girişi buna uygun mu? Onlar da büyük önem taşıyor bu soru tarzında arkadaşlar. Gelin bu soru tarzıyla ilgili yine bir örnek soru daha çözelim. Hangisinden sonra her birey kendi iç dünyasında tamamıyla kendi gerçeklerini yaşamaktadır diyor. Tamam kendi gerçeklerini yaşamak vurgusu var. Bir bakalım nerede geçecek? Toplumsal değişim ve dönüşümlere göre kişisel iç sıkıntılara göre değişik anlatı teknikleri denenmektedir. İnsanlığın yaşadığı acılar, savaşlar, teknolojik gelişim ve değişimler gerçeklik anlayışını yaşama bakış açısını buna bağlı olarak anlatı tekniklerini değiştirdi. Artık birey vardır. Gerçeklik herkese göre değişmektedir ve görece bir kavram haline gel. Bakın ne diyor? Artık birey vardır diyor. Gerçeklik herkese göre değişmektedir ve görece bir kavram haline gelmiştir. yani sana göre, bana göre değişen yani kişinin kendi gerçeklerini yaşatır hale gelmiştir bu gerçeklik kavramı diyor. Yani üçten sonra getirirsem eğer ben bu cümleyi neredeyse aynı şeyi söylemiş olacağım. desteklen bir şey söylemiş olacağım. O yüzden de o kesinlikle Ceyhan olmalı. 3 olmalı arkadaşlar. Sayfa 138 benden de. 139'daki sorumuzsa sorularımız da size ödev olarak kalacak. Onu yapmayı unutmayınız. Gelin isterseniz 35. günün ikinci soru tarzına bakalım. Evet arkadaşlar soru bankamızdan 35. günü açtık. Parçanın yapısı 4 diyor. Yani 4. soru tarzındayız. Bakın boşluk verilmiş sonuna hangisi getirilmelidir diyor. En sevdiğim soru tarzıdır. Saniyelik sorudur. 15-20 saniye çat diye cevabı yapıştıracak sorudur. Şimdi Allah rızası için ben size sorarım. Ben size sorarım. Şimdi şuradaki boşluk için şu şu cümlenin ne gibi bir önemi olabilir? Ben cevap vereyim hemen size. Hocam hazırlayabilir. Biraz daha faydası doğru. Yani belki işimizi kolaylaştırır. Kafamızda bir şeyler oluşur. Çok doğru. Peki başka? Başka bir şey yok. Zararlarını sayayım ben size. Oradan başlarsanız inanılmaz vakit kaybedersiniz. Bir, Türkçe'de birçok soruyu göremeyebiliriz. Türkçenin zamanının artması, uzaması matematikte birçok soruyu gö göstermeyebilir. Yani şu boşluk için şurayı okursanız matematikte birçok soruyu yapamazsınız. Bitti bu kadar net. Net abi büyük vakit kaybediyoruz arkadaşlar. Çok vakit kaybediyoruz. Çok hızlı çözmeliyiz. Çok hızlı ve doğru yapmalıyız. Ben bu boşluk için şuradan alsam yüzde yüz çözerim. Ya hocam ben çok anlayamıyorum yapamıyorum. Şuradan alsam, şuradan alsam ama buradan almasam Allah aşkına yani en sondaki boşluk için metnin başından başlamak tam bir kafa karışıklığıdır. Tam bir kafa karışıklığıdır. Orada çok güzel kelime oyunları var. Bak burada evren falan diyor ya evren, dünya, insan falan. Onları birazdan şıklarda göreceğiz. Ve diyeceğiz ki ya Adana mı olsa cevap, Bursa mı olsa, Ceyhan mı olsa. Allah aşkına bak burada hemen insanı geçti, insanlar bir yerlerde doldu falan. Hepsini bekleteceğiz. Bakın arkadaşlar ne diyor? Şuradan alıyorum. Hikayenin ama yine de ben hocam rahat edemiyorum diyenler baştan sona satır satır okusunlar ama yaklaştığınız zaman daha bir dikkatli okuyun tamam. Hikayenin ortaya çıkma koşulda insandır ve sürekliliği insanla kurduğu bu dramatik ilişkiye bağlıdır. İnsan bir başı ve sonu olmayan hikayenin içinde bir yandan başlangıca bir yandan sona doğru yol alır. Şimdi gel isterseniz hemen devam ettirelim şıkları. İnsana bir şeyin başlangıcı ve sonunu gösteren ögeleri bir hikaye. İnsan yaşamını dramatize eden gerçekçi bir aynadır. Geçtim bunu çünkü gerçekçi ayna. Dramatize etmek bunlar yok. Ne diyor? Başı ve sonu olmayan bir şeye doğru yol alır. Onunla ilgili bir şey istiyoruz. İnsanlar sonunu kendilerinin de bilmediği dramatik olaylar zincirinin içinde yer almaktan hoşlanır diyor. Yani burada da sonunu bilmeme vurgusu yok metinde. İnsan ortaya çıkmada ve kendini çok yönlü ifade etmede hikayeye çok şey boştur. İnsanın hikayeye boşlu olması nereden çıktı Allah aşkına? Hikayenin canlı ve sürekli olmasını sağlayan sonundaki olayları açık olan merak unsurudur. Saygı duyarım ama cevap gelsin. Biri geriye, diğeri ileriye yönelmiş bu iki hareketle. Yani bakın başlangıcı ve sonu diyor ya. Biri geriye, biri de diyor ileriye yönelmiş olan bu iki hareketle insan hikayeyi ölümlerle ve yeni varoluşlarla döngüsel olarak devam ettirir. Bakın biri geriye, diğeri ileriye yönelmiş bu iki hareket ifadesi bariz bir şekilde başlangıç ve sonu bize hatırlattı. Doğru cevap kesinlikle Edirne oldu. Cevap buradan okumanızdan mümkün arkadaşlar aman dikkat. Peki gel isterseniz okumanız mümkün dedik ama orayı da çok okunmaz bir halde geçtik. Şöyle tutmakta fayda var. Buraya bakarken size ben de küçük küçük açıklamalar yapayım. Boşluk nerede olursa olsun arkadaşlar en yakın ifadeyi okumanız ve şıkları seri bir şekilde denemeniz çok daha hızlı çözdürecek. Hem de aşırı hızlı ve birçok şıkkı saniyesinde eleyeceksiniz. Ama mesela bu soruda şu boşluk için en baştan alırsanız alabilirsiniz sorun değil. Ciddi vakit kaybedersiniz ama. Şuradan bir yerden kestim arkadaşlar. Burayı da okuyabilirsiniz. Dedim ya hocam ben risk alamıyorum. Valla yok ya ya tutmazsa ya olmazsa diyebilirsiniz çok haklısınız ama bu taktikler ilk defa anlattığım taktikler değil. Sosyal medyada yaklaşık 5-6 yıldır anlattığım binlerce soruda onlarca çıkmış soruda uyguladığımız sınavlarda da çok güzel dönüşler aldığımız taktikler arkadaşlar. Bakın kestim şuradan. Saniyesine cevaba götürecek Mantık. Yazınsal ürünün elde edilişinde yetenek ve dil kullanımı teknikten de önce gelen ilkelerdendir. Her sanatçı kendi yeteneğine göre dili yabancılaştırır, başka bir deyişle dili yeniden düzenler. Nokta nokta nokta. Dille ilgili yeni ve özgün bir söylem ortaya koyar. Yani buraya yenilikle, özgünlükle ilgili bir şey bulmam lazım değil mi? Buradan çok rahat anlıyoruz. Bakın ne diyor. Dile herkesin bildiği söyleyişlerle klasik bir hava katmaya çalışır. Hayır abi, herkesin bildiği şeyi katarsa burada nasıl özgünlükten bahsedebilirim? Bu olmaz, uyuyorsun ya, vallahi dalıyorsun. Neyin peşindeyiz ya? Hadi bir canlanalım arkadaşlar. Bursa'ya bakın. Dile kendini özgüyeni ve önceden görülmemiş bir biçim verir. Dille ilgili yeni ve özgün bir söylem ortaya koyar. Abi Bursa değil de nedir Allah aşkına ya? Benim için değil Allah için ya. Bir daha bir bakın ne olabilir ya? Bursa ancak bu kadar cuk olabilir. Hocam bu soru kolay mı? Hayır abi bu görüp görebileceğiniz en sağlam sorulardan. Ama biz nereye bakacağımızı biliyoruz. Kendimizi sınırlandırıyoruz da o yüzden kolay geliyor. Bak şöyle yapın. Vallahi böyle yapın bak. En baştan alın. Metni sonuna kadar okuyup bir deneyin. Adana dursun, Bursa dursun, Ceyhan çok güzel, Denizli de o falan. Edirne cevap olabilir diyeceksiniz. %100 garantisini veriyorum. Metni en baştan okuyun. Şuralara kod katılmış kelimeleri saklanmış kelimeleri şıklarda gördükçe bir dursun bir dursun bir daha bir bakalım bir dursun havasında gideceksiniz. Büyük hatadır kendinizi sınırlandırın lütfen çok daha az okuyarak gidin. İkinci sorudayız e bu sefer de baş, boşluk en başta verilmiş. E ne yapacağım boşta en yakın ifadeyi azıcık şöyle okuyacağım. Başlayacağım şıkları denemeye. Zaten iki cümle. Hepsini de okuyabilirsiniz. Ama bakın en yakın ifade bizi nasıl saniyesine cevaba götürecek? Hangisi getirilebilir diyor. Soru kökü önemli. Belki de getirilemez diyecekti. Dikkat. Unutulmaya üst tutmuş, tozlanmış kelimeleri bulup çıkarmaya, konuşma dilinin inceliklerini göz önüne sermeye, dilin bütün olanaklarını kullanarak onu geliştirmeye çalıştım. Şimdi bununla alakalı bir şey olması lazım burada. Nasıl anlatacağım belirlemeden önce ne anlatacağım konusunda kafa yordum. Hayır, bu tozlanmış kelimeleri ortaya çıkarmakla ilgili bir şey değil. Kendimi yazdıklarımın dışında tutabilmek için bana ait kelimelere mesafe, bana ait kelimelere mesafeli durmak Unutulmaya yüz tutmuş kelimeler nerede? Böyle bir şey yok. Devam. Yaşadığım dönemdeki insanların çoktan unuttuğu konuların peşinde oldum bunca yıl. Fena değil. Unutulmuşluk var ama konu diyor. Sanki yukarıda biraz daha böyle kelimeler var. Dil var. Dilin anlatımı var. Denizli dili kendi kimliğini tamamlayıcı tüm ögeleriyle... işte bu kadar. Hem dil diyor hem de tüm ögeler derken unutulmaya yüz tutmuş, tozlanmış, yozlaşmış artık ne varsa tamamlı kapsayıcı ifade demektir. Doğru cevap kesinlikle Denizli olacak kitaptan da işaret işaretledim. Şimdi... Boşluk doldurma sorusu artı 3 4 nettir arkadaşlar. Ben size hemen söyleyeyim. Ya yani şu soru, gördüğümüz soru. Şurası en az artı 3 4 nettir. Bazen bir cümle, bazen bir paragraf formatında verilir ama böyle mutlaka gelir. Başında, ortasında, sonunda. Bütün formatlara baktık arkadaşlar. Sayfan 140'ı beraber yaptık. 141'deki sorular size kalacak. Sizden ricam. Metnin tamamına bakın arkadaşlar. İçinizi rahatlatın. Çünkü ben bu taktikle 10 saniyede, 15 saniyede çözdürüyorum soruyu öğrenciye. İster istemez bir süre sonra çok hızlı çözünce öğrenci diyor ki ya hocam bir sıkıntı olmasın yani bir sıkıntı var bunda diyor yani bu kadar hızlı çözemeyiz. O kitaba bakıyor evet bu kitaba bakıyor evet. Çıkmış sorulara bakıyor ki çatır çatır gidiyor saniyesinde. Ben de diyorum ki yani kafada bu bir risk olarak görülmemeli. Yıllardır anlatıyorum ve binlerce on binlerce soru yazdım onlarca kitaba. Doğal olarak içiniz rahat olsun çıkmış sorularda ben bunu gördüğüm için yazdım. Boşluğu görüyorsunuz. Metnin tamamına bakın sorun değil. Boşluğa en yakın ifadeyi okuyup şıklara gidiyorsunuz. Bütün mesele bu. Mutlaka ama mutlaka bu kitaptan sonra çıkmış sorularda deneyin. Sıfırdan paragraf kitabında mutlaka deneyin. E o zaman hadi şu içindekiler kısmına bir gidelim kitabın. Evet arkadaşlar 35. günümüz nerede? Evet 35. gün parçanın yapısı. Videomuz izlendi. Ders notlarına mutlaka bakın soru tarzını alın. Sonra da soru bankamızdan da ne yapın arkadaşlar? Mutlaka ödevleri bitirin. Çok iyi gidiyoruz. 35. gündeyiz. Dolu dolu gidiyoruz. Ben hemen ne olacağını kitaptan söyleyeyim arkadaşlar size. Buradan da gidebiliriz. Konu altından da gidebiliriz. 35. 36. gün. Yarın da parçanın yapısı 6 ve göreceğiz. 37. gün deneme avcısı var. Deneme avcısı 1. Deneme çözeceğiz. 38 paragraf, 39 paragraf. Ta ki 45'e kadar. 45 dahil. 46'ya kadar hatta 46 dahil. Hep paragraf konuşacağız. 47, 48, 49 yine deneme avcılarımız olacak. Orada denemeler çözeceğiz. Şov yapacağız adeta. Sizin sınavda şov yapmanız için bu şov yapacağız. İçiniz rahat olsun. Çok iyi gidiyoruz. E o zaman bir sonraki günde görüşmek üzere. Haydi kolay